Bu videodan sonra çizimleriniz bundan buna dönüşecek ve bunları yaparken asla zorlanmayacaksınız. Size çocuk oyuncağı gibi gelecek. Bu videoda böyle bir çizim yapabilmeniz için size püf noktaları göstereceğim ve bunu uygulamalı şekilde anlatacağım. Hatta kim bilir, eğer bu videoya güzel bir beğeni sayısı gelirse şu adamın yaptığı çizimlerde birkaç tane gösterebilirim. Videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Açıklama kısmındaki ikinci kanalıma gidip oradan da destek verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bu kanalın amacı 10.000 abone olmak. 10.000 abone yaparsak gerçekten çok mutlu olurum. Arada sırada böyle bol montajlı videolar da geliyor ya. Oraya da bir el atarsanız sevinirim. Şimdi çizim yapmadan önce yapacağınız ilk şey şu olmalı. Mesela çizmek istediğiniz bir fotoğrafı seçin ve uygulamada o fotoğrafınızı bu şekilde gördüğünüz karelere bölün. O çizdiğiniz karelerin aynısını gelin aracınızın üzerine yapın. Tıpkı ekranda gördüğünüz gibi bu şekilde çizgiler çizin. Bunlar gerçekten işinizi bayağı bir kolaylaştıracak, bana güvenin. Bu tekniği öğrendiğiniz zaman her türlü çizimin üstesinden gelebilirsiniz. Çizimimizin 3 boyutlu olması için asla şu parantezleri kullanmıyoruz. Onun yerine şunu yapıyoruz. Yazı kısmına gelin, bir tane nokta koyun ve şu ekranda gördüğünüz fontu seçin. Bunu büyütün. Gördüğünüz gibi biraz daha güzel bir hal alacak. Arabanıza bu çerçeveyi çizdiniz diyelim. Şimdi işe başlıyoruz. Kendinize bir başlangıç noktası seçin ve o karelerde ne görüyorsanız aynısını yapmaya özen gösterin. Kafa kısmından başladım ben ve fotoğraftaki karelerde ne varsa bütün karelerde olan şeyleri birebir yapmaya çalıştım. Şimdi fotoğraftaki karelere bakarak sadece karelerde ne varsa onu geçirin. Fotoğrafın geneline bakmayın, öyle yaparsanız kafanız karışır. Sadece karelerde ne varsa onun şeklini çizin. Kareleri yaptım. Kareleri yaptıktan sonra zaten az çok benzemeye başladı. Gördüğünüz gibi vücut kısmı biraz daha gelişti. Vücut kısmının taslağı tamamlandı diyelim. Karede ne varsa onu birebir uygulamaya başlıyorum ve gerçekten de normal bir çizimden çok çok daha kolay oluyor. Zaten bu yöntemi tüm çizimciler bilir. Benim amacım size bir çizimci yapmak. Şimdi vücut kısmını kaba taslak olarak çizdik gördüğünüz gibi. İşte karakterimizin kafası ve gövdesi taslak olarak çizilmiş durumda. Ve fark ettiyseniz eğer, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çizgi parantez kullanmadığım için 3 boyutlu görünümü almaya başladı. Fakat çok işimiz var, daha bitmedi. Vücut kısmını çizdikten sonra çektiğiniz kırmızı şeritlerin hepsini seçin. Ardından şu gördüğünüz ikona basın. Bastığınız zaman çizgileriniz gördüğünüz gibi bu şekilde ön plana çıkacak ve çizdiğiniz şeyin üzerinde de çizgiler çıkmış olacak. Geldik renklendirmeye. Şimdi benim karakterimin ağzı biraz daha açık yeşil olduğu için açık yeşili seçiyorum ve fotoğrafta ne varsa yine karelere bakarak yapıyorum. Mesela burada bir tık ortalanmış ve baka baka bu şekilde ağız kısmını boyuyorum. Birkaç tane düzeltme yaptıktan sonra yine bunda karelere bakarak yapıyorum. Hani fotoğrafın genelleme oranına bakarsak gerçekten işe yaramaz ve kafam karışır. Siz de bu şekilde karelere bakarak yapın. Onun dışında göz çevrelerinde de yine aynı şekilde olduğu gibi aynı yazı fontuyla çıkan noktadan yapıyorum. Böyle daha güzel duruyor. Yine karelere baktığın zaman karemin şu taraflarında biraz daha koyu şeyler var. Koyu renkler var. Koyu renkleri de ekledim. Ondan sonra ortak kısmına artık kareye bakmama gerek yok. Şekil az çok ortaya çıkmaya başladı. Ve ağız kısmına koca bir siyah bir daire koydum. Yine aynı şeyi koyuyorum. 3 boyutlu olması için özen gösteriyorum. Bakın burada 3 boyutlu için bunu yapmanız bayağı önemli. Buraya ben normalde parantezle çizebilirdim. Fakat 3 boyutlu olmasını istiyorsam eğer bunu yapmak zorundayım. Aynı kareden siyahı koyuyorum ve karakterin ağzının aynı rengini tekrardan koyuyorum. Bu şekilde siyahın üstüne getirmeye çalışıyorum. Fakat tam olarak kaplamıyorum. Bu şekilde 3 boyutlu ağız olmuş oluyor. Burun kısmına gelince de burun kısmında da aynı şekilde 3 boyutlu olarak aynı kareleri kullanarak, aynı yazı fontuyla kullanarak burunları da yapıyorum. Göz çevrelerini de aynı şekilde yapıyorum ve gerçekten 3 boyutlu görünüyor. Kaş kısmında da biraz daha uzatıyorum o noktayı ve gerçekten de çok çok işe yarıyor. Alın kısmına geldiğimiz zaman ise burada parantez kullanıyorum. Fakat parantez çok fazla düz olduğu için 3 boyutlu gibi durunmayacaktı. O yüzden parantezi temel olarak atıyorum ve parantezin üzerinden aynı noktalardan aynı renkte yapıp üzerinden geçiyorum ve böyle daha güzel oluyor. Şimdi geldik parantezin artık işimize yarayan kısmına. Parantezi alıyoruz. Bu şekilde yanak kısmına aynı renkte yapıp üst üste koyuyoruz. Bunlar karakterimizin tüyleri. Bu şekilde koyduktan sonra artık karakterimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Ve çok da güzel oldu. Biraz daha koyu yeşil alıp gövde kısmını boyuyorum. Biraz da opaklığını düşürdükten sonra gerçekten çok güzel duruyor. Aynı şekilde parantezle tüylerini yapıyorum. Ve artık o kırmızı şeridleri kaldırabilirim. Kırmızı şeridi kaldırdıktan sonra bakın gördüğünüz gibi gerçekten 10 numara 5 yıldız bir çizim ortaya çıktı. Ve 3 boyutlu. Hiçbir şekilde dandik değil yok. Gerçekten profesyonel yapım bir çizim oldu. Taktiğimiz basit arkadaşlar. Fotoğrafa şeritleri çiziyorsunuz. Aynısını arabada da uyguluyorsunuz ve bu şekilde baka baka işte tebelini oluşturuyorsunuz. Ondan sonra ağız göz kısmına geliyorsunuz. Böyle böyle çiziminizi yapabiliyorsunuz. Bu tabi benim bu şekilde yapmış olduğum ilk çizimim değil. Fakat biraz daha kendimi geliştirdikçe bunlar daha çok güzelleşecektir ve üstüne koymaya devam edeceksinizdir.
Bu şekilde çizimlerinizi deneyin ve emin olun ileride gerçekten çok başarılı bir çizimci olacaksınız. Artık bu çizmezse çocuk oyuncağı gelecek. Hatta belli olmaz, belki bunları satabilirsiniz bile. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir, umarım öğrenebilmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar için kesinlikle beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz bir tarz çizim varsa bunu öğrenmezseniz sevinirim. Ona göre yine bir çizim daha yaparım sizin için. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.